Assalomu alaykum, hurmatli tinglovchilar. Demak, Romanovskiy nomidagi matematika instituti hamda Akademiya Qor Niyoziy ilmiy merosi ilmiy metodologik markazi hamkorligida tashkil etilgan ushbu video darslarimiz davom etadi. Abituriyentlar uchun mo'ljallangan orada bitta dars biz qarzimiz bor, buni hisobga olib qo'yinglar. O'tib beramiz. Qaysi mavzuda qoldik? Esdan chiqib qoldi. Irratsional teoremalar kelib qoldi ekan menimcha. Keling, birinchi bitta misoldan boshlaylik, formaga kirib olishlik uchun. Qani Zohid aka, tayyorlagan misollaringizdan boshladik. X plus 3 Nima yozay? A, ildiziz-a? Shuni yarimidan bo'lib qo'yadik. Hali qilishlik uchun. Xo'p. Demak, bizga shunday teoremani yechishdik. Taklif qilinyapti. Qanday yechish kerak? Misolni ishlashning har xil yo'li bor. Masalan, kimdir aytishi mumkin, to'g'ridan to'g'ri kvadratga oshiramiz. Yaxshi, to'g'ri. Qaysi usul bilan ishlasak ishlaylik, yechimlarni topaylik. Faqat oxirida yechimni tekshirib qo'yish esdan chiqmasin. Agar biz buni yechimni tekshirmaymiz desak, boshidayoq ifoda qabul qilish mumkin bo'lgan qiymatlarni yozib qo'yishimiz kerak. Masalan, bu ildizosda turibdi, kvadrat ildizosda. Kvadrat ildizosda manfiy son bo'lishi mumkin emas, aniqlashimiz kerak bo'ladi. Kvadrat ildizining qiymati nomanfiy. Demak, mana bu ham tenglik bo'lishligi uchun nomanfiy bo'lishi kerak. Bularni hisobga olish kerak. Lekin biz osonlik uchun to'g'ridan to'g'ri kvadratga oshiramizda bu kabi misollarda. Oxirida har bitta yechimni tekshirib ko'ramiz. Bu ham bitta usullardan biri hisoblanadi. Demak, shu misolni kvadratga oshirsak, mana bu xossadan foydalanib kvadratga oshiryapmiz. Demak, bu a'ni o'ziga teng. X minus 3 ning kvadrati. Hop. Bu ochib yuboriladi qisqa ko'paytirish formulasiga ko'ra x kvadrat minus 6x bo'ladi. Bu x uni yoniga keladi, minus 7x bo'ladi, to'g'rimi? 9 bo'ladi, 3 keladi, demak 6 teng yo'l. Quyidagi kvadrat teoremaga keldi. 6 bilan 1 ikkita yechimi bor. Biri 1 ga teng, ikkinchisi 6 ga teng. Biri 1 ga teng bo'lsa, ikkinchisi nimaga 2 ga tengmas teng? 6 ga teng. Ikkita yechimi chiqdi. Mana shu ikkalasi ham yechim bo'ladimi yo'qmi, keling tekshiraylik. Ya'ni mana shu javobni ushlab olib kelish kerak, tenglikka qo'yish kerak, keyin buni ham tekshirish kerak. Xo'p, olib borib qo'yaylik. Nima hosil bo'ladi? 1 plus 3 bu 4, 1 minus 3 bu minus 2. 4 aniqlangan, lekin buni qiymati aslida 2 ga teng. Bu minus 2. Mumkin emas. Demak, noto'g'ri gap. Bo'sh to'plam degan endi men shu ma'noda tushunaman. Demak, bu ildiz bo'la olmas ekan. Endi mana buni, xuddi shuni olib borib tekshirib ko'raylik. Nima chiqadi? Tak, 6 qo'yadigan bo'lsak, bu 9, to'g'rimi? Bunga 6 qo'yadigan bo'lsak, 3. 9 ning kvadrat ildizi 3 ga teng. Demak, bu haqiqatan ham to'g'ri. Demak, javob ko'rinadi bu yerda, Zohid aka. Demak, bittagina yechimi bor ekan. U ham bo'lsa 6. Hamaydi. Buni xohlasang, bitta izoh berib ketay. Boya aytganimdek, demak, boshidayoq shartlarni qo'yish kerak. X plus 3 0 dan katta yoki teng, X minus 3 ham 0 dan katta yoki teng, deb keyin shartlarni tekshirish kerak. Biz to'g'ridan to'g'ri javoblarni o'ziga qo'yib ko'rdik. Xo'p. Keyingi masala. Kub ildizida. Xo'p. Aha. X nima bo'lsin? Bormi o'zi tayyori? Yo'q, bilmayman. Shart emas. Bormi san beravering. Mana buni 7 qilaymi? Xo'p. 7. Bo'ldi. Bu tomonni o'chirib turaman. Doska yarimini ishlatguncha qurib turadi. Xo'p, misolni ko'rib olinglar. Xuddi hozirgiga o'xshash misol, faqat bitta farqli tomoni. Birinchi misolimizda bizni ildizimiz kvadrat ildizida, bu yerda kub ildiz. Demak, agar kimdir ifoda qabul qilishi mumkin bo'lgan qiymatlarni alohida to'plam sifatida oladigan bo'lsa, bunda x plus 7 kub ildiz ichida turgani uchun istalgan haqiqiy son bo'lishi mumkin. Shuni hisobga olish kerak. Shuni hisobiga bu ham istalgan qiymat chiqishi mumkin. Demak, o'sha qoida kubga oshiraman, mana bu ildizdan qutulishlik uchun. Kubga oshirsak, x plus 7 qoladi. Chunki mana bu kub 3-chi daraja bilan yo'qib ketadi. Bu tomoni x plus 1 ni qavs kvadrati, qavs kubi. Endi ba'zan x ni bunday, ba'zan bunday yozishligim to'g'ri qabul qilinglar. Nimagadir shunga odatlanib qolganman. Xo'p. Demak, bu x kub plus 7 a plus b ni
kubi formulasından açıp çıkartırken bulsak, bu demek x kub plus 3x kvadrat plus 3x plus 1 bo'ladi. Hamma ifodani hamma mana bu teynikni bir tomoni nol qilishlik qoidasiga olib keladigan bo'lsak, iloji bo'lsa bu tomonga o'tkazaylik. Bu ikkalasi yo'qib ketadi. Qoladigan narsa 3x kvadrat plus 3x va minus 6 teng nol. Qulaylik uchun 3 ga bo'lib yuborish mumkin, ya'ni 3 ga bo'lib yuborsak x kvadrat plus x minus 2 teng 0 degan kvadrat teğnemeye geldik. Bu kvadrat teğnemenin bitti yıldızı demek minus 2, ikinci yıldızı 1'e teng. Doğru mu? Hop. Viyet teoremasından taptım desem ben buladı. Peki koeffisientlerden. Hop. En tekşeş gerek mi degen savol tuguladı. Tekşeş gerek mi degen savol tuguladı. Gap şundaki yukarıda etkenimizde kubidiz bulganlık için bu narsa her kandı kıymatını kabul kıladı. Bir yan kuduşu her kandı kıymatını kabul kıladı. Aslında mana shu qilayotgan ishimiz, ya'ni ki kubga oshirishligimiz qanchalik darajada hosil bo'lgan tenglama, ya'ni oldingi tenglama bilan teng kuchli. Bizning holimizda teng kuchlilik bor. Avvalgi holda teng kuchlilik buzilgan edi-da. Mana shu juftlik bo'lgan holida ildizning darajasi sal qo'shimcha narsa qo'shilib qolishi mumkin. Shu holatda tekshirish kerak. Lekin agar bunda ham shubhalanadigan odamlar bo'lsa, marhamat tekshirib ko'ring har birtasini. Ikkalasi ham javob bo'ladi. Xo'p, keyingisi. Hop. İldiz ostida? Aha. Minus 10 x. Aha. Teng 2. Teng 2. Demek x 10 kichkina x. Aha, bo'lib tushunaldi. Hop. Ana endi aytishingiz mumkin. Qanday ishlaymiz? Mana buni bu tomonga o'tkazib kvadratga oshirib yuboramizmi? Mumkin, qilinglar. Lekin mana shu yerda hozir dastlabki ikkita misolda qilmagan ishimizni, ya'ni ifodani qabul qilishi mumkin bo'lgan qiymatlar to'plamini aniqlashni hozir qilib ko'ramiz. Nega desa, qulayligini hozir ko'rib olasiz. Kvadrat ildizicha turgan narsa, demak, nomanfiy bo'lishi kerak. Ya'ni mana bu ifoda 0 dan katta yoki teng bo'lishi kerak. Xuddi shu gap bu ifodaga ham taalluqli. Demak, 10 - x imiz 0 dan katta yoki teng. Demak, bu sistema go'yoki buni yechadigan bo'lsak x 13 dan katta yoki teng, buni yechadigan bo'lsak x kichik yoki teng 10, to'g'rimi? Demak, bu tenglamani qanoatlantirish mumkin bo'lgan sonlar bir vaqtda o'zida 13 dan katta yoki teng bo'lishi kerak va shu vaqtning o'zida 10 dan kichik yoki teng bo'lishi kerak. Bunaqa haqiqiy son topa olmaysizlar. Demak, tenglamani yechimi yo'q. Çünkü 13 dan katta sonlar bunu aniqlab bergani bilan bunu aniqlolmaydi. 10 dan kichik yoki teng sonlar bu ildizni mavjud qilib bergani bilan buni mavjudligini buzib qo'yadi. Bu tenglama yechimga ega emas. Xo'p. Keyingisini aytganingizcha men bu tomonni o'chirib turaman. Tagini yozaman. Bor misol? Keling, keyingi misol. Ildiz ostida 5 minus x. Aha. Aha. Yaxshi misol. Xo'p. Chiroyli o'chirmadim shu tomon. Xo'p. Buni ham kvadratga oshirib yo boshqa qilib ishlashingiz mumkin. Aynan xuddi hozirgidek tekshirib ko'rmoqchiman. Demak, ildizning ichida turgan narsa albatta u son ifodaning qiymati 0 dan katta yoki teng bo'lishi kerak. Va tenglik to'g'ri bo'lishligi uchun endi faraz qilinglar, bu 0 dan katta yoki teng bo'lganda aniqlandi va ildizning qiymati har doim 0 dan katta yoki teng. Tenglikning bir tomonida 0 dan katta yoki teng son tursa, tenglik to'g'ri bo'lishligi uchun ikkinchi tomonda ham 0 dan katta yoki teng son turishi kerak. Demak, albatta x minus 5 ham 0 dan katta yoki teng bo'lishi kerak. Bu sistemani yechadigan bo'lsak, bu sistemani qanoatlantiradigan yagona son bor, u ham bo'lsa x barobar 5. Çünkü bu çıkadı x 5'ten küçük yok değil, burası x 5'ten katta yok değil. Tenglik ikkalasi teng bo'lgani uchun fakat 5 gina qanoatlantiradi. Demek bu tenglamani yechimi bo'lishi mumkin bo'lgan yagona son, u ham bo'lsa 5 ekan, tekshirib ko'ringlar, haqiqatan ham 5 bo'lsa bu 0, bu ham 0, 0 teng 0. Demek tenglamaning javobi x teng 5 ekan. Hop. Keyingisi. x minus 2 p
Plus. X minus var. Buldun mu şunu? Hop. X buradan katta yok değil, X bundan katta yok değil. Hamasi joyda menimcha. Endi eng yaxshi usuli haqiqatan bir tomonga o'tkazib kvadrat qo'shiramiz. Chunki mana bu usulni tanlashingiz ham mumkin, lekin baribir bitta yechimni ko'rsatib beradigan holat chiqmaydi. Shuning uchun ham buni demak mana bunday qilamiz. 3x minus 2 ni qoldiraylikda buni bu tomonga o'tkazaylik. Tabiki tenglikni bir tomondagi qo'shiluvchi ikkinchi tomonga minus ishora bilan o'tishligi tushunarli, ya'ni ishorasi o'zgarib o'tadi. Xo'p, endi kvadratga oshiraylik. Kvadratga oshirganimizda bu demak 3x minus 2 bo'ladi. Bu 9 bo'ladi. Minus 6 ildiz ostida x minus 1. Xo'p, plus mana bu ildizni kvadratida demak x minus 1 chiqadi. Xo'p. Endi nima qilamiz deyilsa, keyin buni bu tomonga o'tkazamiz tenglikni. Qolgani hammasini o'ng tomonga o'tkazamiz. Xo'p. 3x bu yoqqa keladi, x ning o'rniga kelsa minus 2x bo'lib qoladi. Minus 2 bu yoqqa keladi, 11 bo'ladi, bu yerda yana minus 1 bor ekan. Demak, plus 10 a plus 10. Menimcha 2 ga bo'lib yuborish mumkin ekan ikki tomonni. Qulaylik uchun 2 ga bo'lib yuborish mumkin. 2 ga bo'lib yuborsak bu tomoni 5 minus x bo'ladi. Xo'p, mana shunday ko'rinishga keldi. Endi buni nima qilamiz dek? Endi yana bir marta kvadratga oshiraylik. Kvadratga oshirganimizda bu demak 9 x minus 1 bo'ladi. Bu esa 25 minus 10 x va plus x kvadrat chiqadi. Buni kvadratini yaxshi bilasizlar. Xo'p, xullas kvadrat teng nima hosil bo'lar ekan? X kvadrat minus 10 x bo'lsa bu 9 x bo'lsa minus 19. Minus 9 bo'lsa 36 mi? Nechi bilan nechi bu endi? Bormi to'g'ridan to'g'ri yechimi? Hech qayerda xato qilmadimmi? Yani tabiiyki ikkalasi ham bir xil ishorali. 6 bilan 6 bo'lolmaydi, 3 bilan 12 ham bo'lolmaydi. 18 bilan 2 ham bo'lolmaydi. To'g'ri yozdimmi hamma joyini? Xo'p, bu yaqib o'tdi. Bu uchida 9, 6, x minus 1. Xo'p. Bu yaqib keldi. 3x bo'lib o'tdi, minus 2x bo'ldi. Bu 8 edi, keldi 10 bo'ldi. 5 minus x bo'ldi, 3 to'g'ri. 9, x minus 1, 25, minus 10, x kvadrat. Yaxshi, x kvadrat, minus 19, x plus 36. Menimcha hech qayerda muammo qilmadim. Demak, qayerda xato qildim? Qayerda ko'paytirganda? Shoshilmang, shoshilmang. Mana bu, to'g'ri-ku, bu ikkisi bor. Mana bu qoldi, to'g'ri, hech bo'lmasa o'zgartirmadim, to'g'rimi? Hech ikkisi qolib ketmadi, mana shu. Kvadratga oshirdik, 3x minus 2, buni kvadratga oshirdik, 9, minus 6 bu, to'g'ri, plus x minus 1. Xo'p, bu buyoqqa keldi shunchaki, bu buyoqqa o'tdi, minus 2 x bo'ladi, to'g'ri. 9 dan 1 dan ayirma 8, 2 keladi 10. Mana shu yergacha menimcha muammo yo'q. 2 ga bo'lib yubordik, 3, 2 ga bo'lib yubordik, 5 minus x. Kvadratga oshirdik, 9, x minus 1. Mana bu 34 mikan? 25 ga 9 ni qo'shib mana aytdim-ku, shu to'g'rimi dedim, qarang dedim. 34. Xo'p, 34 bo'lsa 17 bilan 2 da, to'g'rimi? Endi yaxshi chiqdi. Chunki sal xunukroq chiqyapti-da. Demak, x1 chiqar ekan 2, x2 chiqar ekan 17. Ikkita ildizi bor. Yana mana shu ikkita ildizni bir tekshirib qo'yish kerak. Chunki hech qayerda biz ifodani mumkin bo'lgan qiymatlari degan so'zni ishlatmadik. Olib borib dastlabki tenglamaga olib borib qo'yaylik. Nima hosil bo'ladi? 2 ni qo'ysak 6, 6 dan 2 narsak 4. Ildiz ostida 4 bu 2 ga teng. 2 ni qo'yayotganimda bu 1. 1 ning ildizi 1. 2 plus 1 3 ga teng. Demak bu ildiz bo'lar ekan. Xuddi shuni olib borib endi buni ham olib borib tekshirib ko'rish kerak. 17. 17 ning 3tasi 51. 51 dan 2 narsa 49. 49 ning ildizi 7 ga teng. 17 ni qo'ysak 16, 16 dan 4 chiqadi. 4 chiqadi. 7 plus 4. 10 teng 3. Noto'g'ri. Demak bu yechim bo'la olmaydi. Yagona yechimi bor ekan, demak javob x barobar
2 ekan. Uçurup bak uçurmadım diye öyle bir tamam. Hop. Kanaka sal başka çalak konuştuklar var mı? Kaos yazayım. Tüge de kaos yapayım. Biz aslında x plus 2. Yaxşı misal. Tayyor go'yo ki ko'paytirishga ajralib turibdi. Aslında bu 3 minus x, 3 plus x. Mayli, keyin shunaqa qilib yozib qo'yaylik. Misol, boshqacha aytganda quyidagi misolga ekvivalent. Ko'paytma 0 ga teng bo'lsa, demak ko'paytirishlardan kamida bittasi 0 ga teng degan qoidadan hisobga olgan holda har bir ko'paytiruvchini 0 ga tenglashtirib, go'yo ki ildizlarni topamiz. Keyingi qadamni alohida o'ylab ko'ramiz. Xo'p, buni 0 ga tenglashtirsak x teng 3 degan javob chiqadi. Keling buni birinchi ildiz deylik. Buni 0 ga tenglashtirsak x teng minus 3 degan javob chiqadi. Xo'p, buni 0 ga tenglashtiradigan bo'lsak x teng minus 2 chiqadi. Xo'p, uchinchisi bu. Uchinchisi. Endi buni hammasi javob bo'ladimi yo'qmi shuni o'ylash kerak. Gap shundaki mana bu 3 buni 0 ga aylantiradi. Demak, bu aniq yaxshi son 0 bo'ladi, lekin bu 3 ni qo'ysak, buni ichi, ildizni ichi aniqlanganmi? Tekshirib ko'rish kerak. 3 plus 2 5, ildiz ostida 5 ma'lum son. 0 ni ma'lum songa ko'paytirsak, 0 chiqishligi tushunarli. Demak, bu ildiz bo'ladi. Minus 3. Mana buni 0 ga aylantiradi. Demak, bu hozircha bu yer 0, lekin minus 3 ni bunga qo'yganimizda minus 3 plus 2 bu minus 1. Kvadrat ildizni ostida minus 1 bo'lishi mumkin emas. Hattoki buni yechimi bo'lgani bilan, lekin bu ifodani aniqlanmaydigan joyga tushib qoldi. Demak, bu yechim bo'la olmaydi. Oxirgisi minus 2. Minus 2 bu ildizni shundoq 0 qilib beradigan son. Demak, qolgani hammasi yaxshi aniqlangan. Go'yoki 3 ta yechim chiqdi, faqat ularning ikkitasigina yechim bo'lar ekan. Bu demak bittasi 3, ikkinchisi esa minus 2. Buni 1, buni 2 deb qo'yishingiz mumkin. Qayta nomerda. Xo'p, bu tomonni o'chirib turay. Aksariyat o'quvchilarda xatosi ham aynan o'sha qismida bo'ladi. Ya'ni o'sha har bittasini 0 ga tenglashtirib hammasini javob sifatida qabul qiladi. Yo'q, olayotgan javobimiz dastlabki ifodaga bir qarash kerak. Xuddi ildizni tekshirish masalasiga o'xshab. O'sha ifoda to'liq aniqlanganmi bu holatda? Kasr bo'lsa kasrni mahrajini 0 qilmaydimi? Ildiz bo'lsa ildizning ichini aniqlab beradimi yo'qmi? Hammasini alohida bir tekshirish kerak. Xo'p. X kvadrat. Kattami misol? Xo'p, 2x kvadrat. Так, bundan keldizmi? Xo'p. Uch x plus uch. Shunaqa? Aha, yaxshi misol. Keyin esa joyini almashtirishga harakat qilaman. 2x kvadrat. Mana bu 3 x ni yozaman. Ben bunu boşaltmakçı mı? Ana kralı kiyle şunu çok güzel deyip o zaman. Bunu uçmasa gerek. Fakat hamasını doğru kısak. Hop. 2x kvadrat plus 3 x plus 9. Bana bu kısımda tekinmedik. Yani minus 5 kopya ildiz joyda tırptı. 2x kvadrat bu arada var. 3x plus'tan bu arada tırptı. Ve bu 9 gayranıp kaldı. O yüzden aslında 3 buluş gerekirdi. Demek 3 kaldırıştık için 6'ını ayırıp koş gerek. Doğru mu? 6'ını ayıramız bana bunu teyinemeye geldi. Hop. Ne mi yaptı bunda teyinemeye keser değişiniz mümkün? Mana bu ifoda demak biz albatta keyin aniqlan sohasini tekshirib qo'yamiz boshqacha aytganda. Demak go'yoki bu aniqlangan bo'lsa aslida bu shu ildizning kvadrati. Mana bu xossaga ko'ra albatta a 0 dan katta yoki teng bo'lgan holda. Biz uni keyin tekshiramiz. Demak ildiz ostida 2x kvadrat plus 3x plus 9 ni biz go'yoki y deb qabul qiladigan bo'lsak mana bu y ning kvadrati ekan. Minus 5 y mi? Minus 6 teng 0. Tak. 6 bilan minus 1. İkide cevap çıkadı. V7'ye göre bir tanesi minus 1. İkincisi 6. Endi hop geri koyuşumuz gerek. 2x kvadrat plus 3x plus 9. Demek minus 1'ye teng. Bu buluşu mümkün olmaz. Nega?
Çünkü hala biz bunu anıqlanganlik sohasını, anıqlanış sohasını go'yoki anıqlama o'tirmadi-ku, lekin ifodaning qiymati agar bu 0 dan katta yo'qligi bo'lsa, ildizning qiymati 0 dan katta yo'qligini bilamiz. Manfiy songa teng bo'lishi mumkin emas. İkincisi 2x kvadrat plus 3x plus 9. Bu sefer 6 ga tenglashtiramiz. Bunu topishlik uchun demek ikkala tomonni kvadratga oshirsak 2x kvadrat plus 3x plus 9 teng 36. Bu kvadrat tenglama, bu kvadrat tenglamadan chiqqan javoblarni tekshirib o'tirmaymiz. Sababi nega deyilsa, chunki mana bu ifoda shundoq ham 36 ga tengmi? Aniqlangan, bo'ldi. Qolgan joyi muammo yo'q. Xo'p. 2x kvadrat plus 3x tak, minus 27. Minus 27. Hop. Cevabı tayin mi? Tayin cevabı var mı? Sal. Neçi ben neçi buladım? Aha. 3 bilen. 9 taksim 2. 9 taksim 2 de doğru mu? 3, 9, 18. 18 olsa bu 9 doğru. 3 doğru cevap olan için demek bana kop etmez hakikaten 27 taksim 2 de doğru. Diyetken kola taptık yani 3'ünü topu olan için ikincisini diyetten taptık. Kulası bana şu 2 de cevap çıktı. Bu ikerisi ham belirgen tenglemenin ildizi hesaplanadı. Hop. Qani yana bir ko'raychi, qanaqa misollar mo'ljallagan bir xil tipda o'qib qo'yaptimi deyman hammasi. Kubligi bor, kubligi emas. Nimaga? Mana bunaqa hisoblar. Buni ham aytaman. Boyagi, boya ishladik-ku buni qani aytgan deb. Buni ishladik. Anaqa bir belgilama. Sal, mahrajli bor ekan, modul ham. Mana shunaqa aralashib beravering chunki. Mahrajni ayting, kasr deb bo'lsa yaxshi bo'ladi chunki tekshirishga ham kerak-da, ochiq tekshirmayapsiz ba'zi sizlarni. Shunaqa darajadami? Hammasi aytavering. Mahrajı yine plus 1 bal. Hop. Hop. No, hazırdan ok. Mesela 3 minus x'ni açışımız mümkün biz y'de. 0'dan katta yok deyin. Kullas. Bana bunda konuşu geldi. Y plus 1 plus 2 y beraber 5. Hamasını y plus 1 uyma hacı verip kuyduya konuşu kap giriş mümkün. 3 plus 2 y kvadrat plus 2 y minus 5 y minus 5. Taksim y plus 1 teyni olur. Hop. Yukarısı yani kasırın suratı bizde demek 2 y kvadrat plus 2 minus 3 eken. Ama 5'i görmek ben. Minus 3 y ve minus 2 mi? Minus 2. Mahrajı ne mahalli yazıp bırakalaydık. Şans akımaydı. Şu görünüşe geldi. Tamamen uçup duramam. Şimdi geçen misal gibi nazar sop duruyorlar. Devamlı kendi işleşimiz hakkında. Şimdi misal yazıp bunu tayar tutturayım. Tamamen. Hop. Suratıdan ne iş çıkadı? Bir kanatlandırmaydı da, bir bulmasa iken. Bir tanesi 2 mi? Demek y1 beraber 2. İkincisi minus 1 taksim 2 oladı. Hop. Mahracı 0 gelmeydi bu noktalarda. Demek yakışı. Şu bilgilaştığımız diye kaytamız. 3 minus x'ni. Tabii ki bunu size teyneştirip oturmayayım ben. Bayağı gap. Bu anıqlangan bo'lgan holatda 0 dan katta yo'q teng, minusga teng bo'lishi mumkin. Fakat 2 ga teng bo'lishi mumkin. Bunu kvadratga oshiradigan bo'lsak, 3 minus x 4 ga teng. Demek x'imiz minus 1 ga teng ekan. Bitta yechim, yagona yechim. Xo'p, modullaymi? Ayting. Şuna kam.
Bunu yaxşı tamamı, bana bu kvadrat ildiz içində turganlarsə, ikisinin hər qanday qiymətdə araqlanğan da. Çünki x minus 8-nin modulu, yəni qiymət nöqtəyi nəzərdən 0-dan katta yox deyin. Kvadrat ildiz içində 0-dan katta yox deyin, son turur. Yəni əsas məmmə mana bununla bağlı. Yəni bu mənfi olub qalsa, bu ildizə ega emas. Yəni x minus 2 mənfi olsa. Bunu təkşirib oturmayımız da, kvadrat qoşulub qoyuramız. Kvadrat qoşulsak hər ikilə tamamını, ki, axırda təkşirəmiz, əlbəttə. X kvadrat minus 4x plus 4. Doğru mu? Endi nima qilamiz deyilsa, shu modulni tenglamani ishlash usuli. Xohlagan usulni tanlanglar. Mayli, men birinchisi masalan, mana bu shart bilan tekshiraman. X minus 8 0 dan katta yo teng bo'lsin. Bu holatda modulni go'yoki qaus deb faraz qilish mumkin. X kvadrat minus 4x plus 4. Bu esa o'z navbatida ekvivalent quyidagi tenglamaga. Demak, minus 5x bo'ladi va 12 mi? Hop. Diskriminant manfiy 25 minus aha, diskriminant manfiy. Ya'ni diskriminant manfiy degani bu holatda yechim yo'q, haqiqiy yechim yo'q albatta. Biz faqat haqiqiy yechim haqida gapiryapmiz shu paytgacha. Endi ikkinchi holat, demak x minus 8 manfiy bo'lsin. Xohlasangiz 0 ni ham kiritib qo'yishingiz mumkin. Hozircha ahamiyatga ega emas. Bu holatda bu aslida 8 minus x ga teng. Demak, x kvadrat minus 4x plus 4. Bu ham kvadrat tenglama aslida. Demak, minus 3x va minus 4. Hop, 4 bilan minus 1. X barobar 4 va x barobar minus 1. Buni yechim bundan chiqdi. Bu esa bu bilan ekvivalent. Bu qayerdan chiqdi? Mana bu shartdan kelib chiqdi. Demak, mana shartni tekshirish kerak. Hop, 4 ni qo'ysak, 4 minus 8 minus 4, minus 4 0 dan kichkina. Demak, bu yechim bo'la oladi. Va minus 1 ni qo'ysak, bu ham minus 9 kichkina 0. Demak, go'yoki bu ham yechim bo'la oladi. Endi bu hozircha mana shu holatda chiqqan ikkita yechim. Lekin bu ikkita yechimni o'zini endi alohida olib borib qo'yish kerak mabutki. Shuradami? Boshqa joyga chiqib ketganday xayolimda. Xo'p, minus 1 ni qo'ysak, bu tomoni tushunarli, lekin minus 1 ni qo'ysak, bu tomon minus 3 bo'ldi. Ildizning qiymati 0 dan katta yoki teng, bu tomonda minus 3. Demak, endi kechirasizlar, o'zi haligi edi, mana bu aytdiki, yo'q, bu bo'sh to'plam, bu yechim emas dedi. Endi buni bu tomonga aylantiramiz, ikkalasi bir bilan to'qnashib qolmasligi uchun. 4 ni qo'ysak, 4 minus 2, 2 ga teng. Bu tomoni tushunarli. 2 martalab yechim bo'ldi degani bu. Demak, javob x barobar 4 ekan. Var mı kıyınraklar? Birincisini başlasak, yani bunu niye almıştırışlı? Hemen şu birincisinden başlayalım. Ebreş diyelim, en tepe turganı bu arada. Şu bölümü iki yokuşa koyduk gözümde. Hop. Gelin, misal, ayetin için yazıp durayım. İki. Aha. Kasır, süratı. 3x plus 2. Mahraç 4 plus x 2 plus 3. Aha, şunları. Kasır çizdiğe suratı 4 plus x mahraç ise 3x plus 2. Teng 5. Bana şimdi irrasyonel tenglama verildi. Lekin etibar qaratgan bo'lsalaring, ikkita kasır ildiz turibdi da, ildizning ichidagi sonlar, ifodalar o'zaro teskari. Yani ko'paytmasi birga teng. Albatta aniqlangan holatda. Shuni hisobiga, demak, nimani belgilash kerakligini menimcha yaxshi his qildingiz. Istalgan birini belgilaylik, masalan, bunisinimi yoki bunisinimi, farqi yo'q. Demak, ildiz ostida 3x plus 2 taqsim 4 plus x ni masalan y deb olsak. Bu holda bu 1 taqsim y ga teng. Demak, bu belgilash yordamida biz quyidagi tenglamani hosil qildik. 2y plus 3 taqsim y barobar 5. Hop. Quyidagi ratsional tenglama kelib qoldi. 2y kvadrat minus 5y plus 3 taqsim y. Hop. Suratini bitta ildizi 1 ekan. Y 1 barobar 1 ekan. Ikkinchi ildizi 3 taqsim 2 bo'ladi shunda. Va bu har ikkala qiymatda ham mahraj 0 emas. Demak, bu yechimlar mana bu ratsional tenglamani haqiqatan yechim ekan. Endi bu biz maqsadimiz y'ni topish emas, x edi-ku. Y qayerdan paydo bo'ldi? Mana belgilashdan paydo bo'ldi. Demak, o'sha belgilashga qaytishimiz kerak. 3x plus 2 taqsim 4 plus x ni 1 ga, ya'ni y 1 ga tenglashtiramiz.
Bunu kvadratga oshiramiz. Kvadratga oshirgandan keyin, demak, bu ekvivalent 3x plus 2 taqsim 4 plus x barobar 1 ga, yoki bu ham o'z navbatida ekvivalent 4 plus x bu yoqqa keladigan bo'lsa, demak 2x qoladi. Minus 2 mi? Teng nol. Buni bittagina yechimi bor, u ham bo'lsa x barobar 1. Mahraj nolga aylanmaydi. Va ikkinchi holat, mana bu yerda ko'rinyaptimi o'zi? 3x plus 2 taqsim 4 plus x ni y2'ye tenglashtirishimiz kerak. Y2 bizda 3 taqsim 2. Hop. Kvadratga oshiramiz. Bunga ekvivalent bo'lgan hozircha mana bu teng nima hosil bo'lyapti. Taqsim 4. To'g'rimi? Bu esa endi buni sizga yordam berasizmi? Tak, 4. 4 plus x, albatta o'zini to'liq yozmoqchiman-da. Bu 4 bo'lsa 12 bo'ladi, bu 9 bo'lsa 3 bo'ladi. 3x. Bu 8, 36 bo'lsa 28 mi? Mana bunday ratsional tenglama hosil bo'ldi. Buni yechimi, demak 28 taqsim 3. Mahraj aligi emas, değil mi? Buni yechimi 28 taqsim 3. Bundan demak x barobar 1 chiqqanida bundan 28 taqsim 3 chiqdi. Tekshirish shart emas, chunki hamma joy ekvivalentlik bo'lyapti. Da. Teng kuch almashtirishlar bo'ldi. Xo'p. Keyingisi. Tushunami? Bundan keyingisimi? Yaxshi misol ko'p ham. Keling. Aha. 2x minus 3. Tamam. Hop. 12 ekan. Kubga oshirganimizda nima bo'ladi? 12 ekan. Boshqacha son ekan. Buradan yo'q bo'ladigan osonmi ekan desam, bu tomonni o'chirib turaveray. Bu masala tushunarli menimcha. To'g'ridan to'g'ri birinchi navbatda kubga oshirish kerak. Faqat ikkinchi tomonga o'tkazib oshirgan ma'qulmi yoki ma'qul emasmi? Shuni o'ylab ko'rish kerak. Menimcha to'g'ridan to'g'ri oshirib ko'rsak, hech bir narsa yo'qotmaymiz. Xo'p, nima bo'ladi? Go'yoki nima qilyapman? Ko'rinmas qavs chizdim, lekin ko'rib qo'ydilaring. Kubga oshirmoqchiman. A plus B ni qavs kubi. Bu tushunarliki, bu x ga teng. A kub, aniqroq A plus B ni kubi aslida A kub plus 3A kvadrat deb yozilar. O'shani birinchi A kub plus B kubini yozib olmoqchiman. Keyin qolganini yozamiz. 100. 3, buni kvadrati. 3 x kvadrat ichida 2x minus 3 o, plus 3 kub izosida x u 2x minus 3 ni qavs kvadrat. Joyini sal almashtirib yozdim. Bu esa 12x minus 12. Rostdan to'g'ri shunday 12 minus 12 mi? Shubhali yozilishi. Xo'p. 3ta x bo'ladi. Mana bu bilan 9ta x bo'lib qoladi bu tomonga o'tsa. 3 ga bo'linadimi? Ha, yaxshi sonlar ekan. Keyin hammasini bir tomonga o'tdi, haliga qildik, 3 ga bo'lib olgan versiyasini yozamiz. Nima qolyapti? X kvadrat 2x minus 3. 3 ketdi buni, buni ham 3 ketdi, to'g'rimi? Kub izosida x u. Ha? Xo'p. Bu necha edi? 9x midi? 3 ketsa 3x bo'ladi. Xo'p, bu 3 edi. Bunga qo'shilsa o'zi 9, bu ham 3. Ana. Maqsadingiz yo'qotish, to'g'ri. Vay. Na. O'zi yig'indi mana bunga teng edi-ku, to'g'rimi? Nimani chiqaman hozir bitib. O'zi aslida o'sha formulani yozmoqchi edim. Ya'ni mana bu yerga yozib qo'ya qolaylik. Formulani shunaqasiga foydalanmoqchi edim. Meni chaqirdingiz-da. A kub mana bu 3abu a + b ko'rishda yozib foydalanmoqchi edim. Shu to'liq yozib olibman. Endi shu ishni bir marta yana qilaman-da, endi ilojim yo'q. Ortiqcha hali bo'ldi shu. Nechi bo'?
Korkunç bir cevabı yok. Hop. Kaosun içi de o zaman yani bölsün. Kamera çünarlı olsun şu. Bana şunu yıkılıp yazış gerek. Beraber 3x minus 3. Şimdi bu hamas kayırdan hasıl oldu. Bana bu teknikten hasıl oldu. Bu orduya bana bunu koyuş mümkün benim bana. Demek go yok ki bana bunu diye hasıl oldu teknime. X 2x minus 3. Bunu orduya kubidiz hasta bunu koyduk en basam. Bana şu elinizde sal çözüp devam ege 10. Oh, 12x minus 12'ni yazış mümkün. Beraber 3 x minus 3. Bayağı 12 x minus 12 yanlışına kaldı. Yani kubka aşıramız. Kubka aşırsak. Her iki kere tamamen elbette. 12'nin çıkarı başım gereken de. X minus 1'e. Bu 3 çıkarı var genelinden ki kubka aşırsam 27. X kub minus 3 x kvadrat plus 3 x minus 1. Kısaltırışı kolay olsun deyip çıkardım aslında. Kançalık yordam bir adı bilmiyorum ben. Bunu 3'e böyle olsam bu 4'te mi? Böyle de 9'te. Hop. Ya ben bir de x minus 1 borarken demek açtım. Demek açtım şu işte. Aytmayacağım karen. Tepede bala var mı? Bunga karen tayyor eken ki x minus 1'de kubu. Demek ki de bu açtı. Çünkü bu tamamen kap gelme. Oşa böyle vardım beraber oşa kısmını. X minus 1 çıkıp yetedi. Bu yerde demek bana bu 4'te x falan. 2x minus 1 3 kaladı. Bu bir de 9'da x minus 1'de kaos kvadratı buladı. Biz bitti elinizin tafı alıyordu bu yaki. Çünkü bana bundan demek x den 1 degen cevap çıkardı hazırca. Geyim koyganı bana bu kaosun içini bölge teyneştiriş orkali kvadrat teynemeden çıkardı. Geyim oşa kvadrat teynemeni bu tamamen gözmek için mi? Hop, hemen hasıl böyle yaptı. 8x kvadrat, doğru mu? Minus 12x mi? Şimdi bunu kaosuna çoğalıyken bulsak, minus 9x kvadrat. Plus 18'e. Minus 9, ten 0. Hop, minustan x kvadrat. Plustan 6x. Minus 9. No, kim kadar, neme kadar yokmaydı şu minus. Aslında kaldırsam ben bulardı. Lekin o şeylerini... talabını hesaplayan halde onu da yapmaz olma. Bu ise x minus 3'ün kaos kvadratı mı? Bu galatı. Bundan bir teşvik. Başlayırken diskriminatörü geteyim de aslında bunu. Hop, 3 geteyim. Bitti cevap 1 çıktı. Yenide cevap 3 çıktı. Hamas cahide mi? Cahide. Ne ki? Benimce bol diyor bu. Başka anakası kalmadı. İki tane çıktı mı? Bir tane 3, bir tane 1. Kubik bu ise 3'te çıkıyoruz gerekmez ki. Bana iki tane 1 kıl çıkıp aldı. İki tane 1 kıl çıktı. Hop. Yani bir ilişkini uçursam bu olar. Kanı ayetim. Tamam. Ayet öyle mi saldı? İşte öyle mi? Dört tane. Kasır mı? Dört tapsın. X plus. Bir a plüstür, ne bir minus mu? Bir a plüstür. Doğru mu? Yaxşı. Güzel zor. Hop. Gene dastap bana bu tamamını mahrac bir işe hareket kılaylık. Bu çünerli a plus b a minus b bu gani güçün. Demek x kvadrat minus x kvadrat plus x korunçta bol adı. A kvadrat plus minus b kvadrat forması kore. Bu bir akı kopayadı. Bu bir akı kopayadı goya ki yetme etkenleri. Bunu kopayganda 4'te x var. Bunda bir de x var. 3x kaladı. Hop. Bu minustan 4'te ve de minustan demek minustan 5'te. Şuna kam. X beraber 3 taksim x. Şimdi bunu kaosuna açıyorduken bulsak, mahrajda x kvadratları yok bitirdi, bitti x kvadratı. Ben bunların bir kılı kaldı. Hamasın bir tamamen kapı gelemizde, x kılı yazıyorduken bulsak, bu ya ki 3x minus 5 ildiz aslıda x kvadrat plus x
minus 3 teng 0 degan tenglama keldi. Mana mahrajni tushunarli 0 emas deymiz va sur'atini alohida 0 ga tenglashtiradigan bo'lsak, quyidagi ko'rinishga kelib qoldi. Xo'p, 3 x minus 1 barobar 5 ildiz ostida x kvadrat plus x. Kvadratga oshirish mumkin. Kvadratga oshiradigan bo'lsak, xullas bu 9x kvadrat minus 18 x plus 9 bu barobar 25'te x kvadrat plus 25'te x. Hammasini bir tomonga o'tkazdik, aniqroq o'ng tomonga o'tkazdik. Quyidagicha hosil bo'ldi. 16x kvadrat plus 43 minus 9 baratroq sonlar. Ne bunaqangi? Muncha xunik chiqdi bu. Diskriminatorni ko'ring-chi, chiroylimi-kan diskriminatorimiz? 43 ning kvadrati, yo to'g'ri, chiroyliroq bo'lish kerak. 43 ning kvadrati, 43 minus, demak 18 ko'paygan 16 mi? Ikkinchisi. Ha? A bu, a plus ha, naborta ekan, uzr. Uzr. Unda minus bo'lsa oson chiqadi deb o'ylaydim. 1849 İlizi salmış kalıp? 2425. 45 mi? 3 o. 45 hata kıldık. Hop. 4'te 2. Bu kelde bitti x ketti 3 2. Minus 4'te minus 5'te. Bana bunu hamas takip edelim şuna kayınca. Hop. X kvadrat. Qatta? Ha, mahrajda minus x bor ekan-da, to'g'ri. Xo'p, bu to'radi, demak mana bu plus bo'ladi-da. Bu plus bo'ladi, to'ppa to'g'ri, bitta ildiz bor edi-da. Chunki bu tomonga o'tdi, ha, ana mahrajda minus hisob qilmoqmiz. Ha, unda yana ham osonroq bo'pti. Demak bu hamma joy plus, to'g'rimi? Bu plus bo'lgani hisobiga 25 dan 18 ketsa 7 ta bo'ladimi? 7 ta. Bitta ildizi minus 1ligi aniq-da. Bo'ldi. Minus 1. Yaxshi chiqdi. İkinci ildizi 9 taqsim 16. 9 taqsim 16. Endi. Hop, ikkita ildiz chiqdi go'yoki. Bu ikkita ildizni tekshirish kerak. Qayerga? Bu mahraj 0 bo'lmasligi, mahrajda 0 bo'lmasligi va mana bu ildizni ham aniqlanishiga bir qarab ko'rish kerak. Xo'p, buni olib borib qo'yadigan bo'lsak, minus 1 ni. Bu 0 bo'ladi. Ildiz ostida 0 mavjud. Bor. Bu hamma joyi yaxshi. Xo'p. 9 taqsim 16 ni olib borsak ham menimcha hammasi yaxshi. 9 taqsim 16 ni olib borib qo'yadigan bo'lsangiz ham mana normal bu ildiz aniqlangan. Faqat mana bu joyiga kvadrat o'shandan ma'lum bo'lib qolmaydi. Qaysi? Ish qayerda kvadratga mana bu yerda oshadik faqat. X nisbatan bo'lmasa bo'ladi. Da, shu bo'ldi, hech qanaqa joyi yo'q buni. Yaxshi son. Prosta mahraj 0 qilib qo'ymasa bo'ldi-da bizga. Mahraj 0 qiladigan emas bular. Xo'p, yana. 5-chiga qarang. 5. A, yaxshi misol, yaxshi misol. Keling, ayting. Vaqtimiz bormi ish qilib chiqishga? Qancha? Oho. Uncha yashar ekanmizmi? 5 kristik. X plus? Aha. Hammasi yopildimi? Yana? Oh. 6 ildiz ostida. Bir. Chiroyli. Mana shunaqa misollar ham albatta tabiiy ravishda ishlash qanaqa bo'ladi degan savol tug'ilishi mumkin. Ko'rgan bo'lsangiz kerak aksariyatingiz bunaqa misollarni. Xo'p, odatda buni mana bunday qilgan yaxshiroq. Xo'p. Kelinglar sal o'zgartirish qilaylik. Kimgadir yoqmasligi mumkin. Shu turishda sal xunukroqda. Mana shu y deb boshqacha qilib yozib olaylik. Unda aniqki x plus 1 bu y kvadratga teng. Yoki x ni y kvadrat minus 1 deyishingiz mumkin. Xullas boshqacha aytganda mana shu belgilash yordamida
Biz mana bunu qaytadan yozamiz har birini. Xo'p. Tak, x plus 1 bo'lsa, demak bu y kvadrat plus 4 ni bildiradi aslida. Minus 4 y plus bu demek x plus 1 y kvadrat bo'lsa x kvadrat y kvadrat plus 9 ekan. Teng bir. Endi qisqa ko'paytirish formulasini bir qo'llaylik. Bu ildizni ichi demek y minus 2 ni qavs kvadrati. Yoki kimgadir yoqsa 2 minus y deb olsin, farqi yo'q kvadrati deb. Hop, bunisi y minus 3 ni qavs kvadrati yoki 3 minus y ni qavs kvadrati, farqi yo'q. Teng bir. Endi tabiiyki bu ildizlar ildiz bilan kvadrat ketadi, y minus 2 chiqadi deyishimiz mumkin. Yo'q, biz buni yaxshi bilamiz. Aslında bu y minus 2 ni moduliga teng. Chunki 2 minus y mi yo'q y minus 2 mi? Qaysi biri musbat? Buni hozircha bilmaymiz-ku. Hop. Tanish modulli teng nima ekanini, lekin bitta yaxshilab qarab olaylik. Hop. Menimcha hammasi mumkin ekan, hammasi bo'lishi mumkin bo'lgan holat ekan. Demak, yaxshilab tekshirar ekanmiz buni. Hop. Necha bor? O'zi 3 ta aralikmi? O'sha qoidamizmi? Mana bu hozir buni ayirsak minus 1 kakasalik. Demak, bu holat nimaydi? O'sha bir eslatib qo'yaym, bu tomonga yozaylik, kelinglar eslataylik, chunki misol ishlaydi-ku unga, to'g'rimi? Yaxshi. To'g'ri. Yaxshi. Xohlasa o'sha usulda ishlash mumkin. Masalan, bu a plus b barobar agar a minus b ga teng bo'lsa, bunday bo'lishligi faqat va faqat shu holatdagi a va b lar turli ishorali bo'lsa. Mana nolni hisoblaymiz. Esdaingizda bo'lsa, shunaqasini ko'rgandik. Mana bu yerda agar plus t ga teng bo'ladigan bo'lsa, unda ikkalasi bir xil ishorali, noldan katta yoki teng. Xuddi shu gapdi. Mana bu a bu b, mana bu go'yoki moduli 1. Xo'p. y-2 dan y-3 ni ayirsak bu 1, 1 ning moduli 1 ga teng. Demak, bu boshqacha aytganda quyidagi ekvivalent ekan. y-2 yu y-3 kichik yoki tenglar. Aha, har xil ishoralar. Demak, buni tayyor ajralib qo'ygan, demak, buni javobi 2 dan 3 gacha ikkalasi ham kiradi. Endi bizda y-imiz 2 bilan 3 ning orasida ekan, lekin tenglama y emas, x ekan-da. X ga qaytish kerak. Belgilash mana. Olib kelib qo'yamiz. Qo'sh tengsizlik, loqtagan sevim tengsizliklari kvadratga oshiramiz. Hamma joy yaxshi. 9. Ikkala tomondan 1 ni olib tashlasak, demak 3 bilan ekvivalent qilaylik. 3 dan 8 gacha. Ha, mana shu joyga muhim joyi bor-da. Qiziq bo'ldi, u tenglamaydi, u tenglamani javob tengsizlik bo'lib qoldimi? Ha, bo'lib qolishi mumkin. Boshqacha aytganda 3 bilan 8 ning orasidagi 3 va 8 ning o'zi ham hisob. Ixtiyoriy son shu tenglikni qanoatlantiradi degani. Bu yerda nechta son bor? Faqat butun sonlarni o'zini sanamang. Bu yerda ratsionallar ham bor, irratsionallar ham bor. Tasavvuringizdagidan ko'ra ko'proq. Ya'ni shunchakalik ma'lumot uchun berib qo'ymoqchiman bu narsani. Mana shu oraliqdagi sonlar nechta deyilsa, o'sha sonlar nechta haqiqiy son bilasiz? O'shancha. Jami haqiqiy sonlar nechta edi? O'shancha. Beravering, beravering, bir narsa bo'ladi-da. Oho. Yaxshi ekan. Ha, shu bir gap bo'ladi-da. Aha. x kvadrat plus 2 plus plus 4x plus 3'e tugadim. Teng. Mana birinchi turgani qanaqa? Minus x kvadrat. Zo'r ekan-ku. Yaxshi misol ekan. Toshni qarama-qarshisimi? Ha, unda yaxshi ekan. Demak, mana bitta bitansiga qarasalaring, bunday narsa bo'lib turibdi-ku yoki. Bunisini bilmayman, nimaligini B deb yozdim. Mana bunday narsa turibdi. To'g'rimi? Xo'p. Endi ildizlarni aniqlanish sohalariga qaraydigan bo'lsak, go'yoki bu A, bu minus A.
A 0'dan katta yoki teng bo'lishi kerak. Minus A ham 0'dan katta yoki teng bo'lishi kerak. B ham aslida shunday gap, lekin B ga hozircha shart qo'ymayapman. Demak, A ham minus A ham 0'dan katta yoki teng bitta qiladigan bo'lsak, bu o'zi aslida A ning 0ligini bildiradi. Hop, boshqacha aytganda mana bu narsa 0 ekan. Demak, x kvadrat minus 3x plus 2 0 ekan. Bu teoremani ishlashdan oldin mana bu ikkinchisiga ham qarash kerak. Va xuddi shuni bilan birgalikda, chunki bu 0 bo'lsa, bu ham 0 bo'ladigan bo'lsa, mana bu ham 0 bo'lishi kerak. Bunda narsa chiqdi. Xo'p. Osonroq usulni qilamiz, shuni qo'shib yuboramiz. X bu necha bo'ladi? Minus 1 mi? Demak x teng 1. X teng 1 qo'yadigan bo'lsam, bu ham 0, x teng 1 da bu ham 0. Qayerda? To'g'ri yozdimmi? Berish shunaqami? A ni 0 qildim. A ni 0 ligidan bu 0 0 bo'lgancha bu ham 0 bo'lishi kerak dedim. Shu keyin buni alohida yechib, buni alohida yechib o'tirmadim-da, kasim umumiy yechimni topmoqchi bo'ldim. Qo'shib yubordim, oddiy chiziqli bo'ldi, bittasi 1 chiqdi. Shu nuqtai nazardan demak nisbatan aniqroq bo'lib qoldi. Xo'p, endi aytishingiz mumkin, bittasi 1, buniki 2, buni 2-yildizlarichi deyishingiz mumkin. Mayli, keyinda shuni ham alib qo'yaylik. Bitta deylik buni. 2-yildizi necha bo'ladi? Shunda 2 bo'ladi minus 2 bo'ladi. Buniki 3-uchinchisi bo'ladi, endi go'yoki 3 bo'ladi. Umumiy emas-da bular. Umumiysi mana shu. X o'rniga 1 qo'ysakgina mana shu tenglik to'g'ri bo'ladi. Qolgan holatlarda yo ildizlar aniqlanmagan yaxshi yoki tenglik noto'g'ri bo'ladi. Uncha uzoqmas ekan bu masalani berilishi. Kechiroqda yozilgan ekan. Ikkinchi ildizni berayotganingizda bir-biriga uncha o'xshamadi, ancha vaqt ketadi deb o'ylagandim. Oxirgisi hamma joyda yaxshi qilib berdi. Xo'p. Aytingmi misol? Yo'q, farqi yo'q, endi tanlang endi. Vaqtimizga qarab tur. Mayli, unaqasi ham bo'laversin. +45 shuning ichidan nima unda joy almashib qo'yaman. Shunaqa qilib yozmaydimi odamga unday qilib. Xo'p. Juda yaxshi, juda yaxshi. Xo'p. Ayirmasi. Xos-xos, ayirmasini ko'rmoqchiman. Yo'q. Shu teskaridan qaysi ma'nolar yo'q ketadi. 45 bilan 13 dan nima bo'ladi? 32 dan 2 chiqar ekan. Demak, mana bunday narsa o'tibdi-da hozir go'yoki. A plus 32 plus 5-chi izosda minus a bo'lib turibdi-da, to'g'rimi? Hop, nima nima beradi bizga bu? Bir qarashda nimani beradi? Bir qarashda nimani beradi? To'g'ri, shunday bo'lib turibdi. Haqiqatan bitta ildizi adig ekanligini bilamiz, qanaqa chiqishligini. Lekin buni nima desa bo'ladi? Tabiiyki, bu yoqqa o'tkazsangiz, agar qo'lingizdan ketib 5-chi darajaga oshirsangiz, ana yo'qib ketadigan qismlari bor. Lekin qolganichi? Nima deymiz bunda? G'alati misol. Xo'sh, xo'sh, xo'sh. Nima qilsa bo'ladi? Mana shunaqa misollarim chiqib qolishi mumkin. Ya'ni bir misol berildi, yechimi go'yoki ko'z oldimizda turibdi. Faqat qaysi usul bilan shu yechimga yetib borishimiz mumkin degan savol ustida o'ylayapmiz. Qani, nima deysiz siz Oqta aka bunga? Fikr ojiz, to'g'ri. Lekin abituriyentlarga shu misol tushsa, ular qanday o'ylash kerak bu misolni? Nima qilsa bo'ladi? Endi tabiiy ravishda xayolingizga boyagi narsa kelishi mumkin. Bir tomonga o'tkazdik, 5-chi darajaga ham oshira olamiz. Binomial formulada yozib berganmiz. Qo'lingizdan keladi, lekin afsuski shunday qilganimizdan keyin biron bir yorug'lik chiqadimikan? 32 deganda. Ha, ana keling shu mana shu kichkina qisqa o'zidan harakat qilib ko'raylik, kinoriyani o'ylab ko'ramiz. Masalan, buni bu yoqqa o'tkazdik-a. Yoki to'g'ridan-to'g'ri oshirishimiz ham mumkin-a.
Doğrudan doğru aşırsak. Ha, yazıp koy kalaya. Şimdi A deyip yazayım ki bu A işlet koyup ben. X, X isim X'den bana geldim. Kerek şunu A yemez, şunu başka harfini yazaydık. Y değilik. Ha, şu. O zaman ne kadar oldu bugün? Ha, şunu yakındık. Beşincisi. Ne demek etkendi bu? A'nın beşincisi var. B'nin beşincisi hem var. Kim? Beşte A'nın törtincisi B. Plus beşte A'nın özü B'nin törtincisi hem var. Benim kemal işine alakam yapmadım. Simetriyasını sakla yapmadım. Hop. Kim? On am katlaşadı. Ya? On katlaşardı. Bak. Bu beşten biri. Beşten iki bölgen payıda doğru da on buladı. On buladı. On. A. 3 b kvadrat tabii ki 10 a kvadrat b kub. Şu nerede? Bitti bizi korun kalır değil mi? Demek şu işte kumakçımız. Yani ki ben şöyle kubka aşırsa, şöyle aşırarak. 5 inç derecek aşırı varsa gel, koyak. Hop. Bana bir kelasını hani kısık oladı hazırca. 32 minus y bu bana bu kısmı. Şunlar mı kendi? Kendi mi? Şunu bu masakattan bunu a değilik, bunu b değilik. Ana şu formülü ketti o. Fakat ne demek hakikaten etkenizde a b. A ben çıkarmam lazım bu kalsam ki 5 a b'ni. 5 a b çıkıp geçse ne kaladı? 5, özür 5 dedim. A kub plus b kub. Plus 2 a b kvadrat plus 2 a kvadrat b. Şuna kal. Buldu. Ve tek bu 32'ye. 32'ler ketadı. Y'ler ketadı. Goyo ki. Bana bunu ne bu kaladı? Şimdi goyo ki bana bu kısmı var. Bizde 5 a b 5. ilizası da y plus 32 bittesi. İkincisi 5. ilizası da en kızı avaz yazı yaptı mı karayında? Ha? Avaz yaptı mı? Ha. Çünkü ne kadar kımırlagan diye oldu yani bataryası uçup olmazsın her gün. Hop. Abi ikinci kısmını tekinmeyim ben kaosun içinde. Ki onu Allah'a da muhakeme kılamız. Böyle. Bunu ki Allah'a da muhakeme kılamız. Bana bunun içine karasak demek bu nörgeteyin, bu nörgeteyin her bir teçimini toplamadı. Demek bitti cevap y beraber minus 32. Oyla koyar mısın? Alışın hakikaten. Bayağı kalıtken koyar çıkmaydı doğru. Lekin hazır ana kadar da kısabla olaydık. Hop. Minus 32. 0 degen cevaplar çıktı azıcık. Doğru mu? O, bu tuttu. Benim abinin içini ne getirdin bu? Aha. A plus B çıkıp giderken ha? Sal çoğal yazmak bende ama cahil. Demek A kub plus B kub plus 2a b kvadrat plus 2a kvadrat b'ni o'zi. Demek bu a plus b çıkıp gitadı. Bitti. A kvadrat minus a b plus b kvadrat. Bitti. Demek plus a. Plus 2a b'yu. Buldu. Teng 0. Şimdi teng 0'ını okumaydık. Hala şunu özünü sadırlaştırıyoruz. Biz 0'ye tenleştirmeyelim. A plus b. Bu yağını mı buladı? A kvadrat plus B kvadrat plus AB. Bana şu narsa, yani o kaosun içinde şuna kanasa tırt tasıldı. A nemeykenliğe şunarlı bana bu, B ise bana bunu getirin. Hop. Demek ki yana bitti, alege çıkarken. Bana bu ikilası birbirine yığındısın diyor. Lekin bu ikilası, bana bu da doğru mu? Yığındısı iki getirin aslında. Bana bu. Bu ikilası yığındısı aslında iki getirin. A deyip durup, B deyip durup, şunu oynamak mı? Yığınızı iki getirin. Çünkü bana 5. derece kadar aşırılmadan da bu. Demek bunu ölemez. Bana bunu ölmez. Bana bundan hem ne çıkadı? Bu goya ki A plus B'nin kaos kvadratı minus AB. Doğru mu? Bu iki getirin. Tür demek. Tür minus AB. Doğru mu? Demek bana bu ikilasını kopya etmezse tür getirin diye bir tanesi çıkış mümkün. O şey Allah'a yazıp koyalım. Demek 5. ilizası da minus y bu. Ne dersiniz?
Mana bunu yig'insik ki, mana ko'r qo'ydim. Keyin mana bu a bo'ladigan bo'lsa, mana bu narsa. Ha, bu ham yaxshi fikr. A plus b 2 ga teng edi, a ko'paygan b 2 ga 4 ga teng. 4 ga teng. Endi albatta bu sistemani ishlab ko'radigan bo'lsang, haqiqatan ham buning yechimi yo'q. Boshqacha aytganda, mana bu qaosni hech qachon nolga aylanmas ekan. Biz shuni aniqladik. Maqsadim shundan iborat bo'ldi. Demak, bu ifodani nol qiladigan qiymatlar mana bu va mana bu ildizlarni nol qiladigan qiymatlar. Bular y-32 va y0. Lekin y-da biz mana buni olganmiz. 5-nizohsida y+32 ni, nima mana y deb yozdim. Qarang, chaqirdim. Y deb turib nima olganman men? Demak, mana buni qarama-qarshisini, ya'ni x kvadrat minus 14 x ya mana bitta naqasi bor-ku, tik ko'p. Minus 14 x 13. Plus 13. Mana shuni y deb olganmiz aslida. Shuni y deb olganmiz, e'tibor bersalaring. Faqat shuni, demak, bir safar minus 32 ga, keyingi safar 0 ga tenglashtirish kerak. Endi buni ishlab ko'rish kerak, birinchi holat. X kvadrat minus 14 x 32 ga keldi. 45. O'zi boshqa aytganda, buni 0 ga, buni 0 ga tenglashtiryapman, aslida to'g'ri-da. 45. Yana qaytaraman, o'zingiz ham javob keting. Xo'p, yechimlari bormi? 9 bilan 5. Demak, x1 barobar 5, x2 barobar 9. Bu bunga mos kelgan. Endi bunisi ikkinchisi mana buni 0 ga tenglashtirish. Demak, x kvadrat minus 14 x plus 13 ni 0 ga tenglashtiryapmiz. Bu demak 13 bilan 1-da. x3 1, x4 13. 4 ta yechim bor ekanda. 5, 9, 1, 13. Endi albatta yozuvni sal xunukroq qilgan bo'lishimiz mumkin, lekin asosiy g'oyamiz mana bundan boshlandi. 5-inchi darajaga binomial bo'yicha yozganda simmetriyasini saqlab yozdik. Keyin uni hammasi mana bu yerda mana bu ko'rinishlarga keldi. Buni boshqatdan yozib beraymikan yoki bo'lar. Mana bu qismi qavsni hech qachon nolmas bo'ldi-da. Muhimi shu joy. Mana shu joy. Endi albatta buni aytishingiz mumkin, sal aniqroq bo'ldi deb. Vaqtimiz bormi ozgina? Bir boshqa taraf chiroyli qilib yozib beraman devdim-da. Yo, men turaversam men shu yechimni qaytadan tushuntirib beraman. Endi hozir biz o'zimiz yozdik-ku, bu to'g'ridan to'g'ri bo'lganligi uchun. Keyin mana bunaqa qildik biz. Mana shu joyini boshqa taraf yozib beraman. Ikkala tomonni demak anaqaga oshirdik. Mana shunimi? Bu A, bu B. Ikkala tomonni kubga 5-inchi darajaga oshirdik. 5-inchi darajaga oshirganda bizda nima hosil bo'ldi? A5 plus B5 plus qolganini nima chiqardik? A1ni chiqarib yubordik. A1ni chiqarib yubordik. 5A1ni chiqardik. 5ta A1ni chiqardik. Shunda qavsning ichida nima qoldi? Mana bu qoldi-da. Buni mana bunda yozdik, to'g'rimi? Demak, A plus B A plus B ni kvadrati minus A bo'lmadi. Mana shunday ko'rishga keldi-da, to'g'rimi? Shu 32 bo'ldi. Yaxshi. Mana buni ochib oladigan bo'lsak, bu ham 32. Demak, mana bu bilan bu bir xil bo'ldi. Boshqacha aytganda bu ifoda 0 ga teng. Lekin e'tibor qaratsak, mana buni biz qiymatini bilamiz, 2 ligini, to'g'rimi? Bu 2. Demak, buni yana soddalashtirib yozishimiz mumkin. 5 AB ko'paygan 2 4 minus AB teng 0 bo'ldi. Yoki 10 AB 4 minus AB teng 0. Lekin bizni yozish belgilashimizga ko'ra mana bu narsa hech qachon 0 emas dedik. Sababi chunki A plus B bizda 2 ligini bilamiz. AB 4 ga teng bo'lsin degan sistemani ishlaydigan bo'lsak, bu sistemani ishlashni bilamiz, bo'sh to'plam chiqadi. Boshqacha aytganda mana bu qavs 0 emas. Demak, faqat mana bu ikkita holat qolar ekan. A 0 ga teng, B 0 ga teng degan holatlar chiqadi mana bundan. A bizda mana bu ildiz, B esa bu ildiz. Demak, ildiz 0 ga teng degani ildizni ichida turgan narsa 0 ga teng. Mana buni 0 ga tenglashtirsak, ikkita javob chiqdi. x1 nechi edi bu? 4 bilan 9 mi? Yo'q. 5 bilan 9 edi. 5 bilan 9 edi.
B, mana bu ildizin içinde nolga teyinleştirdik degani, ildizin nolga teyinleştirdik degani bile ekivalent, bundan 1 bilan 13 çıktı. Mana 4 ta ildizga ega. 13'e. 13 deyip 14 yazıp koydum. Mana şu ko'rinishga keldi. Demak, bu tomonni o'chirib tashlagan bo'ladi. Haqiqatan ham misollar go'yoki birinchi ko'rinishdan qanday ishlanishligi mavhumga o'xshadi-yu, lekin vaqtida o'rgatib qo'ygan ekanmiz binomial formulalarni. Agar shuni o'rgatmaganimizda alohida tushuntirgan bo'lardik. Bugunchi sizlarga yetkazmoqchi bo'lgan ma'lumotlarim shulardan iborat. Keyingi dars nima bo'lsin? Tengsizlikka o'tamiz, irratsional tengsizlikka. Yaxshi, irratsional tengsizlikka o'tamiz. Hozircha hammaga xayr, sog' bo'linglar.